sabah kahvaltımız yavru kuşumun kakaoğu, iki tane yumurtası. Bunlar haşlanmış, haşlanan sosislerden arkadaşlar. Tabii ki Türk marketinden ve helal. Kendi tabağımda bu kadarcık ekmek yemiyorum. Bu çatalı mı almışım ben ya? Tövbe estağfurullah, servis çatalı koymuşum, hiç farkında değilim. Kendime de böyle bir tane koydum. Bir tane derken şu şöyle bir sosis yani. İki tane olarak görmeyin. Bir tane haşlanmış yumurta ve çayım. Şekersiz. Bunların da hepsi tuzsuz. Böyle şimdi biz Ömer'le kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra hemen evleri süpüreceğim. Evim ama derli toplu gördünüz. Sadece bir süpürmem lazım. Ondan sonra hemen bir markete gideceğim. Patlıcan alacağım. Çünkü bugün akşam saat 5'te Alman arkadaşlarım gelecek çocuklarıyla. Çocuklar için bir tepsi lazanya yapacağım. Alman arkadaşlarım için de musakka yemeği yapacağım. Musakkayı çok seviyorlar ve kendileri yapamıyorlar. Yanına da başka bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Herhalde sadece salat yaparım. Başka da hiçbir şey yapmam. Çünkü bol bol büyük bir tepsiyi iki elti yerler diye düşünüyorum. Her neyse, ev her yer toplu, derli toplu. Demin de zaten şöyle girişi evle yaptım. Saat 8.30'du. 7.30'da evi gösterdim. Ondan sonra ama Ömer'le yatıp birazcık daha 2 saate yakın yatakta şöyle bir kıvrandık. Keyif yaptık. Şimdi saat 9.30 ve ben kahvaltımı yapıp hemen işlerime girişeceğim. Ben hemen ne yaptım? Mikhail'i okula almaya gittik babamla. Oradan doğru bankaya uğradım. Kira yatırmam lazımdı. Daha kira yatırmamıştım. Hemen gittim. Kiramı yatırdım. Para çektim. Daha sonra markete uğradım. Sebze türü şeyleri hep yapacağım zaman alıyorum demiştim. Sabah da zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam, Alman arkadaşlarım geleceğini söylemiştim. Ne yaptım? Bayağı şöyle bir patlıcan aldım. Bunları hemen şimdi halledip fırına atacağım. Patatesleri, matatesleri, bunları güzel baharatlayıp fırına atacağım. Çünkü ben fırınlıyorum. Neyse, domates aldım. Yoğurt aldım. Daha sonra şöyle biber aldım. Nanem bitmişti. Şöyle nane aldım. Tavuk bulyonu aldım gitmişken yine. Yine gitmişken şöyle hindi sığır etli salam aldım. Geçen gittiğimde kanatlar bitmiş, tükenmişti. Çünkü çok sıcaklar vardı ve herkes mangal yaktığı için hepsini almışlardı ve ben kanat alamamıştım. Onun için kaçtı bu? 3 kiloya yakın. 2 kilo 700 gram dedi herhalde, yanlış hatırlamıyorsam adam, ikisi birden. Şöyle 3 kiloya yakın kanat aldım ve 1 kilo kıyma. Bu 1 kilo kıymanın şimdi yarısını lazanyada kullanacağım. Yarısını da şeyde musakkada kullanacağım. Ben kesinlikle bir kez daha dile getiriyorum. Beyaz ekmek tüketmiyorum. Ama gelen misafirlerim, arkadaşlarım ve çocukları tükettiği için iki tane de şöyle pide aldım. Yoğurt da dedim. Buraya toplamda 37 euro para verdim. Şimdi hemen bunları bir tuzlu suya koyayım. Kıymayı da ocağa atayım. Hemen hızlı bir şekilde başlamam lazım. Çünkü saat 5'te gelecekler. Ve saat şu an 2. Evet, şöyle alacalı alacalı yaptım. Şu kalınlıkta. Benim yaptığım şekilde, zaten eminim hepiniz musakka yapmasını biliyorsunuzdur ama ben benim yaptığım tarzı göstereyim. Daha önce de yaptığımda göstermiştim ama bayağı uzun zaman oldu musakka yapalı. Vallahi 5 ay falan olmuştur herhalde. Şimdi ben bunları böyle bir 5-6 dakika sirkeli suda bekleteceğim. Ondan sonra hemen güzel baharatlayıp hafif de yağlayıp fırına atacağım arkadaşlar. Ay çok mu oldu ne? Gerçi olmasa da bir koca tepsi yapacağım ben bunu. Güzel şey yapıp fırınlayıp güzel böyle közlendikten sonra şeyde tek tek yerleştireceğim. Hemen patatesleri de yapacağım bu şekilde. Patatesle birlikte zaten şimdi görürsünüz büyük tepsiye nasıl döşediğimi. Kıymayı da göstereyim hemen. Kıymayı da hemen şöyle attım. Suyunu çekince buna 3 tane soğan doğrayacağım. Ama daha sonra bu harcı ikiye ayıracağım. Yarısını dediğim gibi lazanyaya ekleyeceğim.
diğer yarısında musakka için kullanacağım. Çünkü çocuklar musakka yemiyor. Yani benim çocuklarım yemiyor. Gülşen belki yer de. Mikan kesinlikle yemiyor. Diğer arkadaşların çocukları da patlıcan yemiyorlar. Ha, bu arada kabak koymayacağım ben musakkanın içine. Çünkü kabağı benim arkadaşlar da yemiyor. Direkt söylediler hani kabaksız yapar mısın diye. Onun için sadece patates ve patlıcandan yapacağım. Daha sonra üzerine tabii ki domates ve biberle süsleyeceğim. Ve kıyma harcının içine de domates koyacağım. Bol soğanlı, salçalı bir harç yapacağım. Böyle bakalım. 2 dakika şunları da hemen paketleyip buzluğuma atayım onları. Bayağıdır Gülşen'e, Ömer'e kanat yapmadım. Gülşen de Ömer de çok seviyor kanadı. Yarın da güzel patatesli kanat yaparım fırında. Bu şekilde. Evet, şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Lazanyadan vazgeçtim. Fırına kıymalı şöyle güzel soslu makarna süreceğim. Bakın böyle bayağı bir kepçe salçayı koydum. Şimdi bunu güzel kavurup tüm baharatlarını atacağım. İçine 2 kutu da krem atacağım. Ve daha sonra bunu fırın borcamda makarnayla buluşturacağım. Makarnayı çok fazla çok fazla kavurmadım. Bakın azıcık nane. Tuz nerede? Tuz. Daha sonra tatlı toz biber. Bir tane de bulyon atacağım içine. Çok güzel soslu bir makarna olacak. Lazanyadan niye vazgeçtin deyin. Çünkü büyük borcama yapmam lazımdı. Çocuk çok fazla var. Ve büyük borcama yetecek kadar şeyim yok. Lazanya makarnam yok. Sadece baktım bir kutu varmış. Onun için ondan vazgeçtim. Dedim fırına makarna sürerim. Ne fark eder? Lazanya da makarna. Makarna da makarna. Sadece birinin süslü alı var. Bakın şöyle güzel iyice kavrulsun. Hafif sulu olacak çünkü. Makarnaların fırına devam haşlanması için. Şimdi bu kadar su koydum. İki tane de krema koyacağım. Önce bir tane koyayım. Yok, sanırım bir tane yetecek. Evet, bir tane yetti. İkinciye koymama gerek kalmadı arkadaşlar. Yine de bir acele yapıyorum ki sormayın. Evim temiz Allah'tan. Büyük bir ihtimalle zaten yemek yedikten sonra da bahçede oluruz. Böyle bakın güzel kremamsı bir sos oldu. Şimdi bunu önce makarnayı borcama atıyorum. Bir paket makarna, fiyonk makarna yaptım. Oo, çok güzel görünüyor. Şimdi bu harcı altını kapatalım. Birazcık daha su ilave edebilirim. Şimdi güzel böyle buna yedireceğim. Daha sonra üzerine rendelenmiş kaşar ve misafirlerim gelmesine yarım saat kala fırına süreceğim bunu. Şöyle de göstereyim. Kameraya yakınlaştıralım. Bakın bu da aynı lazanya tadında oluyor.
İlle lazanya yaprakları olmak zorunda değil. Bu şekilde birazdan yememize yakın, şey fırına sürmeme yakın rendelenmiş kaşar süreceğim üzerine. Daha sonra fırında bir 15-20 dakika dursa yeter. Evet, çok güzel oldu. Çok da lezzetli görünüyor. Şöyle bütün makarnaları karıştıralım. Evet ve birinci yemeğim hazır. Şöyle hemen etrafını da sileyim. Şurayı toparlayayım. Ondan sonra ne yapıyoruz? Neydi kız? Musakka. Ve bakın böyle güzel bol soğanlı, domatesli, salçalı bir kıyma harcı yaptım. Ben hep böyle domatesli, salçalı yapıyorum kıyma harcını. Öyle sadece kıymayla şey yapmıyorum. Hani salçasız bir harç hazırlamıyorum. Bu şekilde böyle bol domatesli, soğanlı, azıcık da salçasını attım. Şimdi bakın şu şekilde göstereyim. Patlıcanları bu şekilde fırında fırınladım. Daha sonra akevinde patatesleri de o şekilde yaptım. Şimdi bunun hepsinin birleşimini birlikte yapalım mı? Hazır. Gördünüz döşediğimi. Bu şekilde makarna da burada hazır. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle birazcık süsleyelim. Güzel. Süs yapalım. Tabii süsleme herkesin kendine kalmış bir şey. Ben böyle süslemek istiyorum. Domatesleri, bu tabii ki herkesin kendi görsel zevkine kalmış bir şey. Bir tane de küçük oraya gelsin şöyle. Şöyle de biberleri koyacağım. Ay, ters tutuyorum herhalde. Ay, kebap gibi oldu vallahi. Evet, bu şekilde musakkamı da süsledim. Şimdi çok az bir şey salçalı tuzlu su yapacağım. Üzerine şöyle bir gezdireceğim. Ondan sonra tamam. Böyle yemeklerim hazır. Çok şükür. Salatayı ben yapacaktım aslında. Yeşil salata yaparım diye düşünüyordum yanına. Ama arkadaşın teki yazmış işte sabah Özlem marul salatasını ben getireceğim. Ben yapacağım. Bir de gelirken ne yazmış o? Karpuz alıp geleceğim yazmış, sağ olsun. Ben de onlar geldikten sonra bir cacık yaparım. Şöyle güzel, çünkü musakkanın yanına cacık gider diye düşünüyorum. Böyle bu şekilde başka bir yemek yapmayacağım. Çünkü ikisi de ekmekle bol bol musakka yemek istiyorlar. Pilav olursa musakkadan çok fazla yiyemeyiz dediler ve ekmek de yiyemeyiz dediler. Onun için sadece musakka, salata ve cacık yapacağız arkadaşlar. Bu da çocukların yemeği.
Böyle. Şimdi ben birazcık oturayım, dinleneyim. Evet, yemeklerim hazır. Ay, demin ne oldu bir bilseniz. Olan aklım gitti, yemin ederim bütün aklım çıktı. İşte Mikael aldıktan işte markete falan aldık, eve girdik. Orada ben daha torbaları boşaltırken, torbanın içindekileri boşaltırken orada bir sessizlik oldu. Mikael'e dedim ki ya, ama daha bir 5 dakika geçmedi aradan. Yemin ederim size, 5 dakika geçmedi. Mikael'e dedim ki, Mikael Ömer yanında mı diye seslendim. O hemen bahçe kapısına baktı. Bahçede yok dedi. Ay ben var ya, nasıl koşuyorum. Çünkü bir kere yaptı Ömer. Bahçe kapısını çok hafif böyle onun açabileceği şekilde unutmuşuz. Çıktı burada böyle dolanıyordu. Ay nasıl panik oldum. Oturma odasına, hemen çocuk odasına baktım. Acaba oyuncaklarla mı, hani çocuk odasına göremeyince hemen böyle kendimi terasa attım. E baktım kapı kapalı. Çıksa o şekilde çekme mümkünatı yok, çekemez. Ay yani böyle var, adam çığlık atacağım. O kadar çok korktum ki. Bu sefer evin içinde böyle aramaya başladım. Dedim hani bir tuvalete bakayım. Çünkü orada lavaboyla oynamayı da çok seviyor suda. Altına çekiyor bir tane tabureyi. Tuvalette de göremedim. Ay böyle çıldıracağım. Yani böyle 2 dakika içinde, ciddi söylüyorum, yemin ederim kafeye gideceğim. Öyle bir çıldıracağım. O ara gözüm şöyle bir yatak odasına ilişti. Bir şey patırdı böyle yorganın altında. Ay inanır mısınız, daha eve gireli biz 5 dakika olmamıştı. Bize içeri girer girmez yatak odasına gitmiş, yorganın altına girmiş de uyumuş. Yani o 5 dakika içinde çocuk dalmış demek ki, o kadar çok uykusu gelmiş ki. Bu sabah çok erken kalktı çünkü normalde 9.30-10 gibi falan uyanıyor. Bu sabah bayağı erken kalktı. Hatta ben de o zaman hani şeye daha erken gidebildim. Hastaneye, terapiye daha erken gidebildim. Normalde hep 9.30-10 gibi çıkıyordum evden. Ömer'i uyandırmak istemiyorum hani uykusunu alsın diye. Bugün Mikael ile Gülşen'le birlikte kalktı saat 7'de. Bizim eve geldiğimizde de saat 2'ydi. Demek ki hani yorulmuş, uykusu gelmiş ki. Gelmiş yorganın altına uyumuş. Allah'ım dedim ya. Yavrum benim dedim, gitmiş yatmış uyumuş. Neyse, uyurken hemen 2 dakika yemeklerimizi hallettik. Saat şu an 3.30. Hemen çıkan bulaşıkları hemen makineye attım. Makineyi de hemen şimdi çalıştırdım. Ben niye böyle çok hızlı hızlı konuşuyorum bugün? Sanki böyle arkamdan koşturan varmış gibi. Her neyse, büyük bir ihtimalle bahçede otururuz. Vallahi şimdi oturma odasındaki halıyı kaldırmayı düşünüyorum. Aynen, oturma odasındaki halıyı kaldırmayı düşünüyorum şimdi. Çünkü neden? Yıkamadan daha yeni geldi ve pembe, çok çabuk kirleniyor. Şimdi çocuklara da büyük bir ihtimalle de küçük sehpada yemek koyarım. Eminim dökülür yani ve salça lekesi de biliyorsunuz o kadar çok kolay kolay çıkmıyor. Dolayısıyla halıyı kaldıracağım. Birazdan öyle biz de yemek masasında yer, daha sonra bahçeye çıkarız, çayımızı bahçede içeriz. Çünkü hava çok sıcak değil ama soğuk da değil, güzel yani. Şu an 22 derece mi 25 derece mi ne? Güzel ama esiyor yani. Böyle. Başka da bir şey yok şimdilik. Bu kadarcık. Ben de şimdi çıktım bahçeye. Ev temiz, Ömer uyuyor. Birazdan Gülşen de gelir. Kızımı şöyle dedim bahçede karşılayayım. Birazcık da dinleneyim. Öyle. Hadi bakalım, birazdan arkadaşlarım gelince görüşürüz. Evet, bakın. Şöyle bir resim çekeyim. Makarna da hazır. Cennet de hemen salatasını yapıyor. Melek de masayı hazırlıyor. Arasız von Ömer ne? Aşklek de sayfa mahyezu. Bakın ben de şöyle cacık yaptım. Koyu bir cacık yaptım. Tabakta çünkü akmasını istemiyorum ve biz böyle seviyoruz tzatziki gibi. İçine bir de mısır koydum çünkü böyle çok lezzetli oluyor. Güzel baharatlarını attım. Bu da hazır. Pidelerimiz Cennet salatayı yapıyor. Hazırız. Evet, yemeğimizi yedik. Cennet sağ olsun hemen bulaşıkları halletti. Melek de sofraya kaldırdı. Ben de hemen evi şöyle bir süpürdüm. Şimdi ne yaptık? Oturduk.
I don't understand her dancing. I efemal. Ay! Ich mach jetzt weiter. Her neyse. Ay ne diyordum? Diyeceğimi de unutuldu. Hadi gel geç. Geç. Neyse çocukların hepsi anaları Alman olsa da hepsi babaları Türk olduğu için hepsi çok güzel Türkçe konuşuyor. Was willst du an dem Herrn Ball nehmen? Nimm den Ball. Her neyse şimdi bahçeye oturduk. Hava güzel. Çok sıcak değil. Ist doch schön. Ja, bisschen frisch aber. Ha. Ja. Ondan sonra Cennet sağ olsun bulaşıklarımı yıkadı. Wie war mein Essen? Hat es dir geschmeckt? Nur lecker. Çok güzel. Lek und Chibi. Wie war das Essen? Sehr, çok güzel, lecker. Afiyet olsun. Yemek çok çok das güzel. Das war sehr lecker. Eline sağlık. Afiyet olsun. Also es hat euch doch geschmeckt. Ne? Biraz, ja, biraz ja. Güzel. Tamam. Ha, hadi das biraz güzeldi söyle devamını söyle. Aber das war mir ein bisschen zu salzig. Tamam, dir war es ein bisschen zu salzig. Also für mich war das gut. Ha. Richtig gut. Anna, man kann mich ja da sehen. Evet. Ja, ha, guck, gut, dass ich jetzt... Ja, ja, so, gut, dass ich Kopftuch habe. Ja, ja. Hä? Dieses Licht ist richtig doof. Nein, das bist du ja. Nicht. Das ist ein anderer. Ja, ja, bestimmt. Naja. Endlich, weil ich so viel gegessen habe, mein Essen verdauen kann. Ich habe nicht gegessen, ich habe gefressen. Egal. Ah, ja. Macht man ja nicht immer. Aber was heißt es immer, wenn man so voll gegessen ist, dann hat das geschmeckt. Ja, ne? Ja, okay. So. Das freut mich zu ja. Hören. Hm. Çay da neredeyse demini almak üzere. Şöyle çayın yanına atıştırmalıklar hazırladım. Und Şivi de bana yardım edecek. Bitte schön. Ay, hoşlarına gidiyor YouTube'a çekilince. Sağ olsun. Arkadaşım Meleğin en çok hamarat oğullarından bir tanesi. 5 tane oğlu var. En hamaratı bu.